Yunanistan iyice kafayı yedi ve zıvanadan çıktı. Resmen kaşındığını haykırıyorlar. Türkiye karşısında bölgede çaresiz kalan ve hiçbir varlık gösteremeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan iyice zıvanadan çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırdığını belirten Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı, Lozan ve Paris Antlaşması'yla silahlardan ve askerden arındırılan Limni, Sakız, Sisan ve İstanköy adaları 1960'lı yıllardan sonra Yunanistan tarafından silahlandırılmaya başlandı. Son yıllarda ise bu adalar mekanize birliklerin kışlası haline dönüştürüldü ifadelerini kullandı. Her fırsatta Türkiye'yi batılı abilerine şikayet eden Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan birçok adayı Montreux Antlaşması'na dayanak göstererek 1960 yılından beri silahlandırıyor. Uluslararası anlaşmalarla Ege'deki adaların silahsız olması koşulu getirildiği halde Yunanistan Ege adalarını adeta cephaneliğe dönüştürdü. Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye'nin milli güvenliğine apaçık bir tehdit oluşturuyor. Rodos, İstanköy ve 12 Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırarak uluslararası tüm anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi. Rodos ve 12 adanın 1947'de Paris Antlaşması ile Yunanistan'a verilirken adaların kesinlikle silahlandırılmaması şartının getirildiğini hatırlatan Kaymakçı, Lozan ve Paris Antlaşması ile silahlardan ve askerden arındırılan Limni, Sakız, Sisan ve İstanköy adaları 1960'lı yıllardan sonra Yunanistan tarafından silahlandırılmaya başlandı. Son yıllarda ise bu adalar mekanize birliklerin kışlası haline dönüştürüldü diye konuştu. Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan'ın Limni, Sakız, Sisan ve İstanköy adalarında sadece güvenlik amacıyla polis ve jandarma bulundurma hakkı olduğunu aktaran Kaymakçı, Yunanistan'ın bu anlaşmaları hiçe sayarak on binlerce askeri Rodos ve Midilli'ye yerleştirdiğini ifade etti. Yunanistan'ın adalara asker yığmakla kalmadığını, Limni, Rodos, Midilli ve İstanköy'e savaş uçakları için havaalanları inşa ettiği bilgisini paylaşan Kaymakçı, Atina adaları askeri üs bölgesi haline getirildi. Şu anda 18 ada silahlandırılacak, cephanelik haline getirildi. Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına Türkiye'ye karşı jet harekatı için havaalanı inşa edildi ve savaş uçakları yerleştirildi. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı potansiyel tehdit var. Türkiye bu konuda Atina'ya nota verdi. Fakat Yunanistan hükümeti NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak geri adım atmıyor ve gerginliği iyice tırmandırıyor. Türkiye egemenliğini tehdit eden bu sorunu çözmek için uluslararası haklarını kullanmak durumundadır ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çözüme ve barışa açık olduğunu, Yunanistan ise bunu reddettiğini dile getiren Kaymakçı, Türkiye eninde sonunda adaların statüsünü ve silahlandırılma sorununu uluslararası mahkemelere taşıyacaktır ve Yunanistan 1947 Paris Antlaşması'nın hükümlerine uymak zorunda kalacaktır dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimlerin iki ülkeyi birçok kez savaşın eşiğine kadar getirdiğini belirten Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sibel Turan, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması kapsamları gereğince adaların asker ve silahtan arındırılmış olarak kalması gereği 1960'lardan itibaren Yunanistan tarafından aşamalı olarak ihlal edilmiştir dedi. Günümüzde bu durumun çok ciddi bir boyuta ulaştığını dile getiren Turan, Yunanistan'ın uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Turan, Yunanistan'ın saldırgan ve hukuk tanımaz tavrına karşın Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını barışçıl yöntemlerle ve diplomasi sınırları içerisinde korumaya çalıştığını sözlerine ekledi. Öte yandan Doğu Akdeniz'de kriz üstüne kriz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'lar Yunanistan'a indi. Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Souda Hava Üssü'ne 4 adet F-16 sevk etme kararı aldı. Uçaklar bugün adaya konuşlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'ların Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıyla beraber ortak eğitim faaliyeti yürüteceği kaydedildi. Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasında kriz devam ediyor. ABD Dışişleri Başkanı Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmeden sonra Amerika'nın yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Yunanistan'ın Girit adasına demirlemişti. Yunan basınının en prestijli haber sitelerinden Katimerine'de yer alan habere göre Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Birleşik Arap Emirlikleri'li mevkidaşıyla telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinin ardından yüksek tansiyonun hakim olduğu Doğu Akdeniz'de yeni bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Souda Hava Üssü'ne 4 adet F-16 sevk etme kararı aldı. Uçaklar bugün adaya konuşlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'ların Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıyla beraber ortak eğitim faaliyeti yürüteceği kaydedildi. Öte yandan hem Türkiye hem de dünya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği müjdeyi büyük bir heyecanla dinledi. Türkiye'nin dev adımı dünya basında kendine büyük yer bulurken, Yunanistan ve Rum medyasında büyük ölçüde kıskançlık ve panik hakimdi. Türkiye'nin başarısını diline dolan Yunanistan'da Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi canlı yayında tartışıldı. Syriza Avrupa İşlerinden sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sia Anagnostopolou ise Türkiye'nin sürekli kuralları çiğnediğini iddia ederek durum kendi haline bırakıldı dedi. Yunanistan'ın Tovima gazetesi de birinci sayfadan gaz sahasının keşfi neyi ifade ediyor başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz ifadesine yer verildi. Rumlar da panikledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiği açıklaması Güney Kıbrıs'ta da büyük paniğe neden oldu. Türkiye'nin müjdeli haberi sonrasında uykuları kaçan Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını flash haber olarak duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimi paniklerken Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını okuyucularına flash haber olarak aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktaran Rum medyası "Erdoğan'ın sürprizi 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlığını kullandı. Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğal gaz rezervi bulabileceğini işaret edildi. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye şahlanıyor ama düşmanlar da her zaman çoktu, yine çoğalıyor. Dışarıdaki düşmanlar bize vız gelir. İçimizdeki hainler, içimizdeki düşmanlar. Bunlar bir akıllı dursalar, bir doğru düzgün dursalar, milli menfaatlerimiz için devletin, hükümetin yanında olsalar, milletin yanında olsalar, inanın bu dış devletlerin yaptıkları bize sinek vızıltısı gelir. Ama bir türlü doğruyu, hakkı, gerçeği görmek istemiyorlar. O yüzden Türkiye hem içteki düşmanlarla hem dışarıdaki düşmanlarla kıyasıya bir mücadele veriyor. İnşallah zafer inananların ve Türkiye'nin olacaktır.